Merhabalar. Bu videomuzda esnet komutunu inceleyeceğiz. Ön düzleme çizim açıyorum. Buraya merkezinden bir kare dikdörtgen ekliyorum. Ve bunu katılaştırıyorum. 30 milim, 40 milim ya da. Buna dik bak diyorum. Çizim dedim. Buraya bir daire ekliyorum. Ve bunu da katılaştırıyorum. Milim dedim. Onayladım. Ve geliyorum. Bu sefer buraya dik bak diyorum. Çizim dedim. Buraya da bir kanal açacağım. Bu şekilde. Kesme komutuyla çıkartma işlemimizi yapmış olduk. Aynalama komutuma giriyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Ve aynalanacak gövdeler olarak da buraya dokunuyorum. Ve onay verdim. Elimde bu şekilde bir parçam var. Geliyorum, esnek komutuna tıkladım. İlk olarak bizden bir yüzey istiyor. İstediğiniz bir yere dokunabilirsiniz, istediğiniz yüzeye. Buraya dokunuyorum. Ve gelip bakın. Ekrana dolaştığınız zaman mouse'unuzun ucunda bir ok yönü olmuş oldu. Sağ tuşa basılı tutarak, pardon, tekrardan yapacağız. Dokundum. Ok yönünü bulana kadar. Bakın şimdi. Onay verdiğim zaman ise bize bir bükme formu yaratıyor bu şekilde, görmüş olduğunuz gibi. Geri diyorum. Tekrardan esnet komutuna tıklıyorum. İki defa aslında bükmek ve bükme demişler ama burası burulma aslında. Tıklıyorum. Yüzeyimi seçiyorum. Ve bakın bu sefer ise bize bir burgu yaratacaktır. Onay veriyorum. Bakın bu şekilde bir burulma gerçekleştirdi. Bunu genelde matkaplarda işlerimize yarayabilir. Bir matkap ucu oluşturmamızda falan işimize yarayabilir. Tekrardan geri alıyorum. Esnet komutuna tıkladım. Sivrilme diyorum. Yüzeye dokundum. Ok işaretini gördüm. Bakın. Sivrilme yapıyor. Yani biz buna onay verelim. Biz buna draft'ta diyebiliriz. Draft komutu gibidir bu da. Geri diyorum. Esnet dedim. Bu sefer ise esnemeyi göreceğiz. Yüzeyimize dokunduk. Ok yönümüz gözüktü. Bakın görmüş olduğunuz gibi bu sefer ise eşit bir şekilde esnemeye yol açıyor. Onay verdiğimiz zaman parçamız bu şekilde esneyebiliyor. Esnet komutumuzu gördük. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.